Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Şu ana kadar üzerinde çalıştığımız, örneğine verdiğimiz satış belgeleriyle ilgili fact tablosunun özelliklerini hızlıca bir özetlemek gerekirse, bu bir fact tablosu, evet nereden anlıyoruz? Bir tarih bilgisi var, tarih sütunu var. Gün tipinde olmayabilir, ay tipinde olabilir, yıl tipinde olabilir. Fark etmez ama bir tarih bilgisi içeriyor. Boyutlar var. Boyutlar kim? Müşteri. Tamam, müşterinin adı, sınıfı, sorumlusu vesaire de bu tabloda. Denormalize bir tablo. Benzer şekilde ürün başka bir boyut, başka bir entity. Adı da burada. Okey, onda da problem yok. Bu tabloda mı kalsın yoksa bir entity olarak ayrı tablosunu mu yaratalım? Teslim ilçesi, teslim şehri gibi sütunlar da var. Tamam. Eğer bir entite olmasına karar veriyorsak Ümraniye, İstanbul, Büyükçekmece, İstanbul ne kadar teslim ilçesi varsa onların master tablolarını oluşturacağız. Okey. Nümerik sütunlar var. Tutar TL gibi. Satıra ait özellikler var. Belge tipi bu bir satış faturasıdır, irsaliyedir diyen veya bu satırın ait olduğu fatura kodu, fatura numarası budur diyen. Şimdi kullandığımız veri tipi, erişebildiğimiz veri tipi bu şekilde ise hayat nispeten kolaydır. Ne yapacağız? İlk genel giriş dersinde de yaptığımız gibi dedik ki entler kim? Müşteri. Ayrı bir müşteri tablosu olacak. Tamam. Bir başka entity kim? Ürün. Ayrı bir master tablosu olacak. Okey. Devamında burada sadece entlerin ID'lerini bırakacağız. diğer bütün entlere ait attribute sütunlarını sınıf, adı, satış sorumlusu, yöneticisi gibi ilgili master tablolarda tanımlayacağız. Hayat kolay. Devamında da böyle bir hareket yaptığımızda master tabloları pek tablosundan oluşturduğumuzda devamında da diyeceğiz ki müşteri ID sütunu satışlar tablosundaki bu ID ile ürün ID sütunu satışlar tablosundaki bu ürün ID ile ilişkili. Neye göre? One to many. Bir tarafta teklik var, tekillik var. Diğer tarafta çoğulluk var. Okey, hayat kolay. Şimdi karşımıza çıkan fake tabloları her zaman böyle olmayabilir. Bu fake tablosunda belki dikkatinizi çekmiştir. Bir özellik daha var. Her bir spesifik konu tek bir sütun altında gösteriliyor. Belge tipi spesifik bir konu mu? Spesifik bir özellik mi? Evet. Tek bir sütün altında. Kulakçını açsak diyecek ki satış faturası, irsaliyeler, siparişler vesaire. Satış tutarı tek bir sütün altında. Fatura numarası, ilçe, her bir sütun tek bir bilgi tipini gösteriyor. Peki her zaman karşımıza bu şekilde fake tabloları çıkmayabilir, erişebildiğimiz veri bir formatta olmayabilir. Şöyle bir örnek gösterelim. Şunu büyütelim biraz. Örneğin Excel'lerde hazırlamaya alışık olduğumuz, görmeye alışık olduğumuz bir tablo tipi. Bu bir fake tablosu mu? Evet, bu bir fek tablosu. Boyutlar var, bölge, kategori, Nümerik sütunlar var, ben Marmara A kategorisini Ocak ayında şu tutarla satmışım veya maliyetim bu olmuş artık neyin tablosuysa bu. Ama bir gariplik var, Ocak-Şubat aralığa kadar sütunlarda gözüküyor. Bizim şu ana kadar örneklendirdiğimiz tabloda her bir tip, her bir bilgi tipi tek bir sütun altındaydı. Tarih, date tipinde, gün tipinde veya ay tipinde tarih bilgisi içeriyordu. Ama burada bu örnek tabloda, bu örnek fek tablosunda tek bir sütunda değil, 12 farklı sütunda gözüküyor. Fek tablolarında olması gereken yapı her bir sütunda tek bir boyuta ait değerlerin listelenmesi. Bölge okey, bütün bölgeler aynı sütun altında. Kategori tamam, bütün kategoriler tek bir sütun altında. Ama tarih bilgisine ait olan, tarih boyutuna, tarih dimension'ına ait olan ocak, aralık bilgisi tek bir sütunda değil, satırlarda gözüküyor. Eğer bizim kullanacağımız, kullanmamız gereken veya erişebildiğimiz veri tipi bu formattaysa, fact tablosu için bizim bu formatı tek bir sütunda, tek bir bilgi tipi gözükecek şekilde değiştirmemiz lazım bölge, kategori, ocak, aralık değil. Bölge, kategori, ay. Satış bilgisi ise bu. Satışlar deyip bu kategori, bu kategori, bu bölgede, bu ay bu kadar satıldı. Formatına çevirmek. Bu formatın adı Ampivot. Power Query tarafına geldiğimizde, bütçe formatlarına geldiğimizde bu hareketi birlikte yapıyor olacağız. Şu an için şeklin ne olması gerektiğini anlamaya çalışalım. Bu hali sokuyor olmak gayet kolay bir işlem. Tek bir bilgi tipi, tek bir sütun altında. Farklı sütunlarda değil. Bir başka örnek daha bakalım. Gene Excel'lerden alışık olduğumuz formatlara yönelik. Şu tablo Ay diyor, tek bir sütün altında göstermiş. Bölge yaz demiş, bölge 1, 2, 3. Yanlışa eksik yazmış mı orayı? Bölge 1, 2, 3 olacak. Bu şekilde bir tablo. Bu bir fact tablosu mu? Evet, bu da bir fact tablosu. Bir tarih bilgisi içeren sütun var mı? Var. Boyut var mı? Var. Bölge 1, 2, 3 boyut ismi. Ama biraz önceki örneğe çok benzer bir şekilde, mantık olarak çok benzer bir şekilde aynı konuyla ilgili bilgi sütunlarda gösterilmiş. Eğer biz bu formatı veri modeline uygun bir fact tablosu formatına çevirmek istiyorsak yapmamız gereken şey bu şekilde çevirmek. Gene bir ampivot işlemi. Tek bir bilgi tipi her zaman için tek bir sütun altında gözükür. Nümerik değerlere geldiğimizde daha sonra buna ekstra başka cümleler de kuracağım ama şu an için fake tablolarıyla ilgili aklımızda kalması gereken özelliklerden bir tanesi de her zaman için bu olsun. Tek bir sütün altında tek bir bilgi tipi gösterilir. Aynı bilgi tipine ait değerleri farklı sütunlarda göstermeyiz. Bu veri modeline uygun bir format değildir. Bir başka örnek ama mantık birebir gene aynı. Siz kendinize göre kendi örneklerinizi, çevrimlerinizi yapabilirsiniz. Diyor ki kategori 1'den 8'e kadar Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da şu kadar sattım. Eğer karşımıza gelen format buysa bunu da biraz önceki örneklere benzer şekilde ampivot yapıp bu formata sokmamız lazım. Her bir spesifik bilgi tipi bir sütun altında. Peki bir de master tablo örneklerine bakalım. En başta bizim yaptığımız örneğe tekrar hızlıca bir geri dönmek gerekirse buradaki master tabloları biz ya ayrı veri kaynağından okuyabiliyorsak okuruz. Ya da fact tablosunda geçiyorsa bu örnekte olduğu gibi daha önce de genel giriş dersinde yaptığımız gibi fact tablosundaki entitelerin listesini alır. Tekilleştirerek bir master tablosunu biz oluşturabiliriz. Peki master tablo ile ilgili örneğe geri dönelim. Şimdi bir IK raporu, bir HR raporu, insan kaynakları raporu oluşturuyor olsak diyelim. Personellerin yıllık performans değerlendirmesi ile ilgili bir model çalışıyor olsak bize herhalde o model içerisinde bir personel master tablosu, boyut tablosu lazım. Şimdi soldaki gibi bir tablo acaba doğru mu? Personel numarası diyor. 1 2 3 tekrar eden değer yok boş değer yok, nal değer yok. Okey, sorun yok. Adı soyadı bilgileri var. Doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik numarası. Halil Gün görmüşün değişir mi zamanla? Değişmez eğer mahkeme kararıyla gidip adımı değiştirmiyorsam, isim ismim, soyismim değişmez. Doğum tarihim değişmez, doğum yerim, TC kimlik numaram değişmez. Ama bu tür master tabloları bazen modellerken şöyle durumlar olabilir. Şimdi personel numarası, adı, soyadı bunlar genel bilgiler. Benim nereli olduğumu birisinin biliyor olmasının bir sakıncası yok. Doğum tarihi mi biliyor olmalarının bir sakıncası olmayabilir. Ama TC kimlik no o şekilde değil. TC kimlik no kişiye özel gizli bir bilgi olarak değerlendiriliyorsa ki öyledir. Bu şekilde hazırladığımız master tabloları bazen ikiye böleriz ve şu şekilde göstermek isteriz zaman zaman. Aynı tablo ama tek bir tablo yerine iki tabloya bölünmüş. Tablolardan biri bu, diğeri de bu. Gene personel no vesaire falan aynı bilgiler. TC kimlik no'yu eğer biz gizlemek istiyorsak ya da modelde gözükmesin, farklı bir işlem yapmak istiyorsak TC kimlik no üzerinden ikiye parçalamayı isteyebiliriz. Parçalamak gerekirse mantığı yine aynı olacak. Aynı personel numaraları burada da geçiyor. TC kimlik no ayrı bir master tabloda, ayrı bir boyut tablosunda. Bu iki tabloyu birbiriyle birleştirirken personel numaraları üzerinden birleştiririz. Her iki tabloda da aynı personel numarası sadece bir kez geçeceği için Böyle bir ilişkiye one to one deriz daha sonra. One to one. İlişki tiplerinin detaylarına giriyor olacağız. Master tabloları eğer çok uzunsa master tablolar veya gizli kalması gereken ya da farklı davranılması gereken attribute'ları içeriyorsa, özellikleri içeriyorsa TC kimlik no gibi bu tek bir master tabloyu bazen birden fazla master tabloya ayırmak isteyebiliriz. Bir başka örnek daha görelim. Master tablolarla olabilecek durumlarla ilgili. Aynı tablonun TC kimlik no değil, maaş bilgisiyle olanı. Maaş sabit bir bilgi mi? Değil. Halil Gün görmüş, kıdemine göre kaç senedir çalışıyorsa, hangi görevlerde çalışıyorsa 2000'de farklı maaşı vardı. 2021'de farklı maaşı, 2022-23'te farklı maaşları alıyordu. Dolayısıyla eğer böyle bir master tablo hazırlarsanız şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Daha sonrasında hangi tarihler arasında bu maaşı aldığı, hangi yıllarda bu ücretleri aldığı gibi bir history tablosu oluşturmazsanız bu tablo sizin için yeterli olmayabilir. Çünkü bu tablodaki bu maaş bilgisi statik bir bilgi değil, değişmeyen bir bilgi değil. Zamanla değişiyor zamanla değişiyor cümlesini veri modeli jargonunda changing dimensions slowly changing dimensions dediğimiz bir konuyla anlatıyoruz. SCD diye kısaltması var. SCD diye kısaltması var. Slowly changing dimensions diye geçiyor. Ve bunun da birden yanlış hatırlamıyorsam 6'ya kadar farklı tipleri var. Ama en yaygın olanı tip 1 ve tip 2. Bu konuyu eğitim kapsamında, veri modeli kapsamında ele almayacağım, devamını getirmeyeceğim. Çünkü şu an için normalden fazla bir kompleksliğe sahip bir konu. Ama aklımızda bulunsun, daha sonra bununla ilgili bir how to videosu çekmek istiyorum. Eğer herhangi bir attribute bu örnekte maaş zamanla değişme ihtimaline sahipse bizim bir history tablosu tutmamız lazım. Modelimizde bir tarihçe tablosu tutmamız lazım modelimizde. Tarihçe tablosu derken neyi kastediyorum? Bizim bu tek bir master tabloda gözüken maaş bilgisini aslında şöyle bir tabloda tutmamız lazım. Personel numarası kimse bu tarihten bu tarihe kadar maaşı buydu. 2021'in başından sonuna kadar buydu. 2022'nin başından sonuna kadar bu oldu, sonra bu oldu. Bu bir tarihçe tablosu, bir history tablosu ve literatürde slowly changing dimension diye tabir edilen altı farklı tipi olan bir konu. Ama buradaki en kritik özellik hatırlamanız gereken en kritik durum aslında şu. Master tablolardaki personel numarası, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi gibi hiçbir zaman için zamanla değişmeyecek, her zaman için sabit kalacak bilgileri tutarız genelde. Eğer herhangi bir entity bilgisinin, entity attribute'unun, entity özelliğinin zamanla değişme ihtimali varsa, o tabloları tasarlarken bir history tablosunun lazım olabileceği aklınıza gelsin. Daha sonra bununla ilgili bir hafta videosu çekeriz. Şimdi tekrar en başa bir dönelim. Özetlemek gerekirse slowly changing dimensions nispeten şu an için kompleks ama sıklıkla karşımıza çıkabilecek konulardan bir tanesi. Tekrar temel veri modelinde ne olması gerekiyor kısmını özetleyerek bitirelim. Bizim fact tablolarımızda boyut bilgilerimiz var. Okey. Müşteri, ürün, teslim şehri, ilçesi. Bu tabloda belge numarası, belge tipi gibi satırda kalması gereken özellikler, sütun değerleri. Nümerik sütunları zaten hesap kitap yapmakta kullanacağız. Fake tablosunda entity'lerin sadece ve sadece id'leri kalacak. Her bir entity için ayrı bir master tablo oluşturacağız. One to many şeklinde bunları birbirine bağlayacağız. Ve dikkat etmemiz gereken, format anlamında dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi de Fakt tablolarında herhangi spesifik bir bilgiyle ilgili konu tek bir sütun altında gösterilir.